Üniversite öğrencisi genç bir kız Allah'ın varlığına inanmıyormuş. Çevresindeki arkadaşları her zaman onu Allah'ın varlığının ve birliğinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de risaletinin hak olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyorlarmış. Genç kızsa onlarla alay ediyor, "Siz delirmişsiniz. Neden Allah'ın varlığına inanayım ki? Beni annem ve babam dünyaya getirdi. Allah'ın yarattığına neden inanayım?" diyormuş. Genç kız derslerinde oldukça başarılıymış. Çevresindeki pek çok arkadaşını fasit düşünceleriyle etkilemeyi, onların kalplerine şüphe yerleştirip bunlardan bir grup kurmayı başarmış. Bu gruptakilerden bazıları ona katılır olmuş, bazıları ise içindeki şüpheyle yaşar olmuşlar. Geri kalanlarsa onunla selamın sabahı kesmişler ve kendisine Allah'tan hidayet dilemekten başka bir şey yapmamışlar. Bir gün din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde haddini iyice aşmış. Hoca, Allah'ın azametinden yeri ve göğü 6 günde ardından da Adem'i nasıl yarattığını anlatıyormuş. Ateist kızsa bacak bacak üstüne atmış bir şekilde oturuyormuş. Oturduğu yerden yüksek sesle kahkahalar atan genç kız öğretmeni hiç ciddiye almıyormuş. Öğretmen kızın bu halini görünce "Aklından zorun mu var kızım? Neden gülüyorsun?" demiş. Genç kız küstahça "Hayır yok. Ancak sizi ciddiyetle dinleyen birisinin aklından zoru olmalı." demiş. Bunun üzerine hoca "Burada Allah'ın azametinden bahsediyoruz. Delilik bunun neresinde?" demiş. Genç kız, "Rabbinizin yeri ve göğü 6 günde yarattığını söylüyor, buna da benim inanmamı bekliyorsunuz. Bu başlı başına bir delilik. Nereden biliyorsunuz? Allah yaratırken siz de orada onu mu izliyordunuz?" demiş. Öğretmen soğukkanlılıkla cevap vermiş. "Müslüman kimsenin gayba inanması iman şartlarındandır." demiş. Genç kızsa, "Ben görmediğim şeye inanamam. Rabbinizin var olmadığına dair size meydan okuyorum. Eğer varsa hadi benim ruhumu hemen şimdi kabzetsin ya da beni bir eşeğe çevirsin." demiş. Sözünü bitirir bitirmez kahkahalar atarak sınıf kapısına yönelmiş. Kapıdan çıkarken "Yeri ve göğü yaratmış ha?" cümlesini tekrar ederek katıla katıla gülüyormuş. Okuldan çıkıp eve gitmiş. Eve vardığında babasının yemek için kendisini beklediğini görmüş. Ellerini yıkamak için lavaboya gidince yüzünü yıkarken kulağına su kaçmış. Birdenbire kafasına öyle bir sancı girmiş ki dayanamayıp kendisini tokatlamaya "İmdat, imdat!" diye bağırmaya başlamış. Sesleri duyan babası kapıyı kırıp içeri girince kızını yerde yatarken bulmuş. Hemen ambulansı aramış, genç kız hastaneye kaldırılmış. Doktorların hemen ameliyata aldıkları genç kız çok geçmeden hayatını kaybetmiş. Doktor ameliyat odasından çıkıp kötü haberi genç kızın ebeveynlerine vermiş. Sonra da sözlerine şöyle devam etmiş. "Kızınızın ölüm sebebi beni çok şaşırttı. Onu öldüren şey kulağına kaçan bir damla su. Kulağına su kaçınca ölen tek varlık eşektir. İnsanların bu sebeple öldüğü hiç görülmemiş bir şeydir. Sübhanallah, bu kız ruhunu o anda kabzetmesi veya kendisini bir eşeğe çevirmesini söyleyerek Allah'a meydan okuduğunu dile getirmişti. Allah onun bu iki ricasını da kırmamış. Onun ruhunu kabzetmekle birlikte eşeklere has bir ölümle hayatına son vermiştir. Allah Teala mühlet verir fakat ihmal etmez." Müslümanlar birkaç asırdır giderek Kur'an ve sünnetten, İslam'dan, Allah'ın emirlerinden adım adım uzaklaşıyor. Özellikle son iki asırdır İslam aleminde başta namaza, ibadetlere ve helal-haram dengesine lakayt kalınması, İslam birliğinin gözetilmeyip bozulması, fenni konularda Kur'an ve sünnetin teşvikine rağmen araştırma yapılmaması, İslam aleminin birçok konuda geride olmasına ve Allah'ın yardımından da mahrum kalmasına sebep olmuştur. Bu ayetle konuyu daha net anlayabiliriz. Sonra peygamberlerin ve onların nesillerinin ardından yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler ve şehvetlerine, nefislerine uydular. Onlar artık ileride cehennemdeki Gaya Vadisi'ni boylayacaklardır.